Ben Hasan Çam, 26 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Demirkapı Mahallesi'nde oturuyorum. 26 senedir. Doğduğumdan beri buradayım yani. Oyunculukla uğraşıyorum. Bir sürü dizi çekiminde bulundum. Oynadım. Ondan sonra yani sektörümüz oyunculuk. 18 yaşında başladım. Daha da devam ediyorum. Ya aslında hayalim de oyunculuk. Ama ya olur ya olmaz deneye deneye yaptık. Bir sürü dizide bulundum. Ama şöyle bulundum, yardımcı oyuncu olarak bulundum. Ondan sonra başrollerle tanıştım. Ondan sonra yönetmenler, yönetmen asistanları derken bu işe girmiş bulunduk. Yani ben buraya geldim. Tabii kuzenlerim gel de gel. Geldim. Artık dedi buradasın. Kal burada. Gitme yani. Ya nasıl gitmeyeyim? Yani benim hayatım İstanbul'da geçmiş. Buraya nasıl alışayım? Alışırsın. Hadi bir iki gün derken sene geldi. Ya ne oldu dedi gitmedim. Gitmedim dedi. Niye gitmedin dedi. Vallahi dedim burası daha güzelmiş. Aslında şimdi bir de sevgili açısından bir de o var. O yönden. Bu arada nişanlıyım. Nişanlı olduğum için de gidemedim o tarafa. Oyunculuk kariyerimi burada devam ettirmeye çalıştım. Manita çok ağır bastı. Gel de gel, o da gel de gel. En sonunda geldik. Ya uzak kalmıyoruz, kalamıyoruz birbirimizden. Çocukluğumun geçtiği yer burası. Çok güzeldi. Ondan sonra tabii biraz bozulmaya başlandı. O bozulma neyle alakalı? Şimdi şöyle anlatayım. Uyuşturucu çok içiliyor. Ondan sonracığıma neredeyse ortaokullara kadar indi uyuşturucu. Okul önlerinde satılıyordu lisedeyken ben. O yüzden emniyet hep oralarda geziyordu uyuşturucu satmasınlar diye. Yani o sebepten dolayı bir de çok hırsızlık olayları arttı. Yabancılar geldi. Yani çocukluğumdaki gibi mahalle artık yok. Çok bozuldu. Çok göç eden oldu başka mahallelere. Ya nereli bu? Demirkapılı ya, aman boşver. Algısı da var. Ulan Hamza Bey de oturuyor. Demirkapılı arada 15-20 dakikası var. O yüzden ayrımcılık olduğu için buradan göç edenler oldu. Ekonomik durumları aslında romanların çok çok iyi. Yani şunun bir evi var diyemezsin. İkinci evi de var onun. Arabaları var. Bir sürü arabası olan var. Yani bir adamda en fazla bir araba olur. Ama benim tanıdığım bir abide 3 tane araba var. O da roman. Yani tutumludur romanlar. Günübirlik yaşamıyorlar aslında. Hepsinin ailesi var, torunları var, çolukları var, çocukları var. Tutumlular. Sürekli kavga etmiyoruz. Yani hiçbir şekilde doğru yansıtılmıyor. Yani sürekli kavga etmezler. Ha, ettikleri oluyor. Ama sonra ikinci günü bir bakıyorsun. Diyorsun bu adam bu adamla kavga etmemiş miydi? Yine beraberler. O saat daha dakika geçmiyor. Yine aynı yerdeler. Birlik beraberlik var. Ha, ona bir şey olsun o koşar. Bizde böyle bir beraberlik var yani. Aslında romanlar tek müzisyenlik yapmıyor. Ona bakılırsa roman iş adamları var, oyuncular var. Ondan sonracığıma bir sürü meslekte şoförlerimiz var. Yani uzun hatlar, kısa hatlarda. Yani her işi yapar romanlar. Aslında girseler, kendilerine güvenseler yaparlar. Tek müzisyenlikle kalmaz bu iş. Şimdi romanları bir nevi önemsemiyor toplumumuz. Ama aslında önemseseler daha iyi olur. Yapamazlar. Bunu yapamazlar, şunu yapamazlar. Bir de şu algı var. İş yerine girdikleri zaman hemen kaçarlar. Ya kardeşim siz işverensiniz, tutmayı bileceksiniz. Ama siz bilmiyorsanız o işi işletmeyin daha iyi. Yani.
Hani romanlar bir iş yapamaz. Niye yapamasın? Aslında bir deneseler, deneme yanılma yöntemleri vardır. Deneme yanılma yöntemleriyle gitseler daha iyi olur. Her roman bir değildir, parantez içinde. Her insan bir değildir. Yani ben seninle bunu bir tutamam. Bu iyidir, sen kötüsündür vesaire yani. Ondan sonra niye romanlar hırsızlık yapıyor? İşe alın o zaman. İş verin, niye vermiyorsunuz? Biz kuzenlerim, tabii benim başıma gelmedi. Kuzenlerimle işe gitti kuzenlerim benim. Bir gün mü, ikinci gün mü ne? Tamamen işveren demiş ki, ya demiş sen çalışamazsın. E sen işe aldın adamı. Şimdi niye böyle davranıyorsun ki? Ya neye dayanarak, hani şu açıdan. Adamın herhalde kasadan parası mı çalınmış? Ne? Aslında onun bir suçu yok. Kameralardan izlese görecekler. Ve diyor ki işten çıkartılma sebebi de para çalma. O çalmıyor. O çalmadığı için de kameralardan izleniyor. Yanındaki ikinci eleman çalıyor parayı. Kasadan. E kime suç kaldı? Çocuğa suç kaldı. Ondan sonra özür dileme. Yapmayın kardeşim, yani algıyı tamamen hırsızlığa dayanmışsınız siz. Dayanıyorsunuz. Çalışanlar arasında da sıkıntı çıkıyor. Çıkmaz olur mu? Yani kavga edenler oluyor, işinden edenler oluyor. Yani işinden olanlar oluyor hatta. Yani hiç boş yere. Yani bir laf dağlaşına giriyorlar. Hadi bakalım. İşinden oldun. Daha ilk sefer kavga ediyor adam, işinden oluyor. Hadi buyur. E o adamın hiç mi suçu yok? Laf dalaşını başlatan o. E ne oldu? Roman işten çıktı. Hadi buyur çık. Daha ilk başta romanın işini ediyorlar. Keşke olmasa diyerekten. Yani bir yerde oturuyorsun. Aa bu roman bunun yanından kalkın gibisi. Böyle ayrımcılık da var. Yani keşke olmasa diyerekten, ama var. Aslında romanlar çok eğlenceli insanlar. Yani öyle çok abuk subuk insanlar yok arada. Çok eğlenceli insanlar. Yani tarif etmeye kalksak edemezsin. Çünkü yaşamadığın için o yüzden bilemezsin nasıl bir şey olduğunu. Aslında çok iyi insanlar. Şu olmasa daha iyi. Yani ayrımcılık.